Merhaba, iyi günler. Medyaskop TV özel yayınında bugün bağımsız savunmayı konuşacağız. Meslek örgütleriyle ilgili olan yapılacak değişikliklerin barolara, avukatlara ve halka olan etkilerini konuşacağız. Konuğum İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Hasan Kılıç. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hasan Bey, direkt giriş yapacak olursak, baroların görevleri nelerdir? Anayasada bu, yasalarda bu nasıl tanımlanmıştır? Evet, tabii barolar esasen kamu kurumu niteliğinde kuruluşlardır. Tabii şu anda çok sayıda tartışma var, biliyorsunuz. Hiç beklemediğimiz bir anda, ilgimiz olmayan bir konuyla ilgili bir anda bir tartışmanın içerisinde kendimizi bulduk. Bu durumda da çeşitli işte görüşler ortaya çıktı. Biz de izliyoruz. Kamuoyunda, sosyal medyada, barolarla, avukatlarla ilgili işte kaynaklarından tutun birçok noktaya kadar çeşitli tartışmalar oldu. Ama tabii şu yönden bakmak lazım. Bu kuruluşlar nedir? Nereden geliyor? Geçmişi, nasıl bir geçmişi var? Kısa süreli geçmişi olan yapılar mıdır? Avukatlık mesleği yüzyıllar öncesinden gelen bir meslek. Baroların kuruluşları çok geçmiş zamanlara dayanıyor. Yani tarihsel süreçler içerisinde rolleri var. Örneğin Baro Başkanı Celalettin Arif, Meclis Mebusan'ın başkanı. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Meclis ikinci başkanı ve İstanbul Barosu da başkanı. Yani ta o tarihlerden öncesine dayanan bir geçmişi olan yapılar bunlar. Savunma mesleği yüzyıllar boyu devam eden bir durumda. Ama biz Türkiye'de çok seviyoruz her şeyi yeni baştan tartışmayı. Sanki her şey bugün kurulmuş, bütün yapılar bugün varmış gibi. Yeniden dizayn etmeyi seviyoruz, yeniden üzerinde tartışmayı seviyoruz. Ondan kaynaklanan bir tartışmanın içerisinde bir anda kendimizi buluyoruz. Barolar tabii esasen kanunla kurulmuştur. Kanunla kurulmasının yanında anayasanın verdiği bir yetki söz konusu İbrahim Bey. Yani anayasadan aldığı bir yetki söz konusu. Bu şekilde kurulmuştur ve kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Dolayısıyla bunlar anayasada tek tek düzenlenmiş, beklenilen amaç, buradaki kamu yararı tek tek ortaya konulmuş, tek tek yazılmış. Yani çok büyük tartışmalara gerek yok. Bir şey düzenleyecekseniz, mesela şu gündemdeki tartışma nedir? Barolarla ilgili, avukatlarla ilgili bir tartışma var. Sizi bağlayan bazı hususlar var. İşte kanun şu an gündemde mevcut bir kanunumuz var. Anayasa maddemiz var. O çerçevede bazı şeyler ancak olabilir. Ama biz istediğimiz gibi tabii tartışma konusu yapıyoruz. Tabii bu tartışma konusunun başlangıcına da bakmak lazım. Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir açıklamayla, savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı bir açıklamayla, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmişti. Başındaki Türk kavramın ibaresinin kaldırılması ile ilgili ve aynı zamanda bunu barolar, Türkiye Barolar Birliği'ne de bu işin içine dahil etmişti o açıklamasında. İlk büyük tartışma bu burada başlamıştı. Aynı zamanda orada da şunu da söylemişti. Bu Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş bir ibare olduğunu söylemişti. Bu böyle midir? Bakanlar Kurulu tarafından verilmiş bir ibare değil. Sorunuz bu. Yani bunu cevaplamak gerekirse değil. Çünkü o yanlış biliniyor. Bakanlar Kurulu tarafından verildiği düşünülüp daha sonra Bakanlar Kurulu bunu alır diye bir tartışma, bir görüş ortaya kondu. Bu dile getirildi. Böyle değil. Kanunla bir düzenleme var. Kanunla yapılmış bir düzenleme. Tekrar söylüyorum, dayanağını anayasadan alan bir düzenleme. Bu maddeyi de söz. Tabii memnuniyetle söylerim. Ben anayasa 135. maddemiz, bu durumu düzenleyen maddemiz. Bunu ben müsaade ederseniz buyur, okuyabilirim. Buyur. Anayasamızın 135. maddesi birebir şunu diyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere
meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kanuna kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında gizli oyla seçilen kamu tüzel kişiliklerdir. Kamu tüzel kişilikleri olduğunu vurgulamış. Buradaki seçimi, organlarının seçimini vesaire hepsini vurgulamış. Şimdi öyle bir tartışma yaşanıyor ki, yani çöreklenme, buralarda olma gibi bir tartışma da söz konusu. Bu asla kabul edilemez. En demokratik şekilde seçilen kuruluşlardan birileri veya kuruluşlarımız barolardır aslında. Yani avukatların kendi içinden çıkan yapılardır. Onlar seçer şeyleri, organlarını, yönetim kurullarını, denetim kurullarını, disiplin kurullarını ve delegelerini. Delegasyonları oluşur her baronun. Her baronun ayrı ayrı delegasyonu oluşur ve bu delegasyonlar arasında bir Barolar Birliği kurulu oluşur. Yani onlar da kendi içerisinde seçer. Genel kurula gidilir ve onlar da kendi içinde seçer. Sadeleştirirsek yani önce barolar, önce avukatlar kendi baro örgütlerini, yöneticilerini seçerler. Oradan oluşan delegeler de daha sonra Barolar Birliği yönetimini ve diğer organlarını oluşturur. Böyle bir yapısı var. Ve bu anayasa 135. maddede de zaten açıkça düzenlenmiş. Yani buradan beklenen menfaat, şimdi en üst nokta neresidir anayasa? Anayasa buradaki kamu yararını aslında beklediği bir yararı tek tek saymış. Demiş ki sen şunu, 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 şunu yapacaksın, bunu kanunla yapacaksın. Yani bir kere Bakanlar Kurulu'yla bir ilgisi yok. İBARE'nin Bakanlar Kurulu'yla bir ilgisi yok ki bu tarz bir tartışmanın ne kadar haksız, ne kadar yersiz olduğu şu anda herkes tarafından artık kabul edildi. Yani bu konuda bir şey yok. Çok özür dilerim. Buyur. Şurada bir madde daha var. Üyelikle ilgili 135. maddemizin devamı var. Aslında bu biraz gözden kaçıyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Aslında bu madde ilk baştan yanlış anlaşılıyor ama şunu diyor. Yani kamu kurum kuruluşlarında iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli çalışanlar. Mesela avukat olabilir, doktor olabilir. Bu tarz kamu kurumu niteliğindeki mesleklerden herhangi biri olabilir. Bunlardan biri olduğunda asli ve sürekli görevdeyse üye olmuyor. Mesela bizde o sırada üye olma zorunluluğu yok. Evet avukat. Ama kimin yok mesela? Hazinenin avukatısınız. O zaman üye olma zorunluluğunuz örneğin yok. İşte devlette çalışıyorsunuz vesaire. O zaman diyor ki sen olmayabilirsin. Ama bunu tersten okuduğumuzda diğerlerinin örneğin üye olma zorunluluğunu açıkça arıyor. Tabii bunu belirtmemize bile gerek yok. Böyle bir tartışma baroları nereye götüreceğini, avukatları nasıl örgütsüzleştireceğini, nasıl güçsüzleştireceğini hepsini zaten ortaya koyar. Yani bu dayanak ayrı, bunu da vurgulamış olalım. Bu durum anayasada düzenlendiği için her şeyin bu çerçevede yapılması evet. gerekir. Düzenlemenin bu çerçevede yapılması gerekir. Ve bunlar çok köklü kurumlar. Yani bunların hepsinin göz önüne alınması gerekir. Bunlar bizim için değil, sizin için var. Evet, vatandaş için var. Peki tam orada, o noktada avukatların da vatandaş için önemini ele alın. Biliyoruz ki yargının en önemli üç ayağından biri savunmadır ve evet. avukatlar vatandaşlar için vardır. Biraz avukatların da önemine değinelim, daha sonra düzenlemelerle ilgili şimdi konuşuruz. Tabii, birincisi biz bunları anlattığımızda genelde ilk günlerde kendimizi anlatmaya çalıştık. Niye böyle bir sürecin içerisinde kaldığımızı tekrar söylüyorum. Yani bu kötü bir şey. Çünkü geçmişe dönüp baktığınızda yine mücadele eden hep avukatlar oldu, hep barolar oldu. Sonra böyle bir tartışmanın içerisinde kaldık. Şimdi o yavaş yavaş artık gündemden kalkması gerekir. Öyle olduğunu da düşünüyoruz, düşünmek istiyoruz. Şunu söyleyeceğim. Avukatların avukatların üzerinden bazen tartışmalar dönüyor ama herkes şunu atlıyor. Mesela sizin başınıza bir şey geldiğinde siz kim eliyle kendinizi savunuyorsunuz? Avukatlar. Yani sizi hakim, savcı vesaire savunuyor mu? Avukatlar savunuyor. Şimdi biz bunu söylediğimizde basit bir cümle gibi geliyor.
Ama ne zaman ki sizin başınıza bir şey geldiğinde o zaman avukatın önemini anlıyorsunuz. Maalesef bu siyasi gücü eline alanlar, bu hep tarih içerisinde hep böyle olmuştur. Bu güç oluştuğu zaman zannediliyor ki bizim avukatlara hep ihtiyacımız yok. Herhangi bir ihtiyacımız kaldı. Ama dönüp dolaşıp herkesin bir gün mutlaka savunma makamına, avukatlara ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi avukatlar her yerde var. Çünkü vatandaşı temsil ediyor. Vatandaşın gerçek ve tek temsilcisi her zaman avukatlar olmuştur. Hak arama özgürlüğünün güvencesi, bunu sağlayan ana unsur avukatlardır, savunma makamıdır, barolardır. Şimdi sokaktaki herhangi bir olaydan, çevre katliamlarına kadar, kadına şiddetten çocuk istismarına kadar birçok alanda her zaman bu süreçler avukatların itirazlarıyla, avukatların görüşleriyle, avukatların duyarlılığıyla, baroların, örgütlerin, baro örgütlerinin eliyle takip edilmekte, duyarlılıklar ortaya konmakta, mücadeleler verilmektedir. Şimdi biz deyince, yani avukatları konuşunca bazen vatandaşımız da bazı şeyleri dile getiriyor. Ama bunu oturup konuştuğumuzda birbirimizi çok daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü biz vatandaşın temsilcisiyiz. Avukatlar vatandaşın temsilcisi. İşte barolar da avukatı güçlü kılan yapılar. Yani avukat güçlü olduğunda, baro güçlü olduğunda aslında vatandaş güçlü oluyor. Ama siz onu böldüğünüzde, parçaladığınızda, ayrıştırdığınızda bu sefer bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor. Tam güçsüz bir savunma makamı ortaya çıkıyor. Tam bu noktada şuraya değinmek istiyorum. Programımızın başlığı da aynı zamanda aynı başlıkta bir yazı kaleme aldınız. Orada şöyle bir cümleniz var. Savunma görevinin yerine getirilmesi ancak ve sadece bağımsız, bölünmemiş güçlü baroların varlığı ile mümkün. Evet. Buradan düzenlemelere gelmek istiyorum aslında. Bu düzenlemeler neyi öngörüyor ki baroları güçsüzleştiriyor ve bu avukatları ve dolaylı hatta direkt olarak halkı da etkileyecek olan düzenlemeler neler? Neler konuşuluyor burada? Şimdi tabii biliyorsunuz ki bu tarz bir tartışma söz konusuydu. Şimdi yavaş yavaş onun gündemden kalkmasını istiyoruz. O yönde de bir şey olmasını diliyoruz. Öyle de gözüküyor gibi. Tabii o tartışmalar düzenlemeden çok böyle bir tartışma vardı. Şu an ortada henüz bir düzenleme yok. Ama bu tartışmanın içeriğinde şu vardı. Birinci bölümü konuştuk, Türkiye tartışmasını. Bunu, Türkiye ile ilgili bölümü, yani konuşmak, savunmaya geçmek bile zul geliyor. Zaten gerekli şeyleri belirttik. Bu konuda hiç kimsenin söyleyeceği tek bir sözü yok. Net söylüyorum, barolara, barolar birliğine. Tek bir bu konuda bir şey bulamazlar. Eleştiri konusu, leke bulamazlar. Herkes önce kendisine baksın diyeyim ve o konuyu öyle çok kapatayım bir diye. Bir de üyelik şartı. Cevaplamak için. Evet, üyelik şartı, örneğin zorunlu üyelik şartının kalkmasıyla ilgili. Az önce anayasayı okudum. Anayasa aslında birçok şeyi düzenliyor. Buradan beklenen menfaat de tek tek sayılmış. Üyelikle ilgili bir tartışma söz konusu. Bu çerçevede barolarla ilgili, yani baroların, birden fazla baronun, barolar birliklerinin oluşmasıyla ilgili bir gündem söz konusuydu. Tabii buna bütün barolar tepkisini dile getirdi buna karşı. Avukatlar tepkisini dile getirdi. Büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Barolarımız bu konudaki bütün görüşlerini ortaya koydular. Yetkili makamlara bu konuda mektuplar da yazıldı birçok baro başkanı tarafından. Ayrıntıları dile getirildi. Bu yanlış bir tartışmaydı. Net ve kesin. Böyle bir tartışma dahi olmaz. Tartışılacaksa başka şeyler tartışılacak. Şikayetlerimiz var. Avukatların sorunları var. Avukatların sorunlarını çözmekten uzak bir politika yürütüldüğünü de görüyoruz. Üstüne dağıtılması ve tartışmalar gündeme getiriliyor. Şimdi burada bu tartışmaların neye yol açacağını üyelik şartının lazım. Evet. Tabii üyelik şartıyla ilgili ben bu konuda bunun tamamen bu sistemi olumsuz etkileyeceğini, büyük bir kaosa yol açacağını, dolayısıyla vatandaşın
hak arayışı önünde ciddi bir engel oluşturacağını net şekilde görüyoruz. Bunu biraz daha açalım mı? Kaos derken ne gibi sonuçlar doğurabilir? Şimdi bu şuna yol açacak. Birincisi parçalanmış bir yapıya yol açacak. Etnik, mezhepsel, siyasi görüşe göre, siyasi parti duruşuna göre, hemşericiliğe göre bir takım farklı durumlara göre yapılar oluşacak. Dolayısıyla bir bütünlük içerisinde vatandaşın hakkını, hukukunu koruyan güçlü bir yapı, disiplini, denetimi, eğitimi, tabii eğitimi, birçok hakkı koruyan bir yapı yerine güçsüz, hakkını arayamayan, örgütsüz bir yapı oluşturulacak. Bunun da doğuracağı birçok sonuç var, birçok ayrıntı var. Birincisi, avukatın örgütlü olan baroların güçlü olması gerekiyor ki avukat güçlü olsun. Avukat güçlü olduğunda da vatandaş güçlü olabilecek. Onun dışında bu yapıları biz ne yapıyoruz? Yani birçok ayrıntısıyla ortaya koymak lazım. Örneğin adli yardım, CMK, staj eğitim, disiplin durumları, yani avukatın özlük haklarıyla ilgili durumlar, yine stajyer avukatların eğitimi ve diğer süreçleri gibi birçok ayrıntısı var. Şimdi kadına şiddete ilişkin barolar, mesela biz İstanbul Barosu olarak ilk yandan beri mutlaka sahip çıkıyoruz. Hatta bu şiddet vakalarında çok hızlı şekilde hareket ediyoruz. Örneğin bazı evrakların olması gerekiyor. Ama geçmişte de gördük, gerekli önlemleri almazsanız, örneğin tedbirleri almazsanız can kayıplarına yol açacak sonuçlar ortaya çıkabilir. Şimdi buralarda kim var? Buralarda hep barolar var. Bu barolar kendisi yapmıyor bunu. Kim yapıyor bunu? Avukatları eliyle yapıyor. Bu tarz örneğin uygulamalar söz konusu. Yine zorunlu müdafilik. 100 küsür bin atama yapıyoruz örneğin orada. Sizin başınıza bir şey geldiğinde, örneğin bir anda çıktınız, sokakta bir şeyle karşılaştınız ve büyük bir problem yaşadınız, karakola gittiniz. Orada avukatınız yok. Kim size yardım ediyor? Barolar, avukatlar gönderiyor. Şimdi bu, eğer bu düzenleme, ya bu tartışmalar düzenlemeye dökülürse, bu avukat gönderilmeyecek mi mesela vatandaşa? Şimdi bakın, nasıl göndereceksiniz? Kimin barosu gönderecek? Hangi, nereye kayıtlı avukat gönderecek? Denetlenen, avukatı denetlemek anlamında değil. Yani mesleğin kontrolü, güçlendirilmesi, daha güçlü olması anlamında kontrolünü söylüyorum, geliştirilmesi anlamında. Bunları sağlayamadığınız zaman güçlü, dağınık, hakkını arayamayan, güçsüz bir yapı oluşturduğunuzda bu da vatandaşa etki edecek. Şimdi bütün bu sistemi bozmanız gerekiyor. Bütün bu sistemi dağıtmanız gerekiyor. Ama bunu anlayabilmek söz konusu değil. Yani bu tartışmanın nereden kaynaklandı, neden kaynaklandı, amacının ne olduğunu bazen işte bize soruyorlar. Siz de aslında şu anda onu soruyorsunuz. Yani bunun hiçbir amacı yok. Net söyleyeyim. Oraya gelmeden önce çok özür dilerim. Oraya gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Bu tartışmalar arasında olduğu için de onu da atlayıp bu tartışmaların sebeplerine gelmek istiyorum. Kaynak aktarımı son buluyor. Kamudan barolara kaynak aktarımı son bulunması öngörülüyor bu tartışmalarda. Böyle bir durum var mı? Kaynak. Şimdi kaynakla ilgili bu tartışma doğru değil. Hı-hı. Şöyle doğru değil. Baroların herhangi bir bu anlamda devletten aldığı bir katkı söz konusu değil. Avukatların aidatlarından, baro pullarından oluşan kaynaklar söz konusu. Ve herhangi bir yük yok. Örneğin bu staj eğitimle ilgili, stajyerlere bir katkı sunulmasıyla ilgili veya avukatların sağlık yardımları vesaire onlarla ilgili herhangi bir kaynak aktarımı yok. Yani bu yanlış biliniyor. Bazen ben görüyorum işte sosyal medyada vatandaşlar bu tarz bir şeye atıf yapıyor. Böyle bir şey yok. Hani olsa diye bir tartışma içerisine giriliyor. Öyle bir şey yok. Hiç kesinlikle
öyle bir kaynak aktarımı hiçbir şekilde yok. Yani bu tartışma doğru bir tartışma değil. Onu en başında söyleyeyim net bir şekilde. Peki niçin yapıldığına, bu tartışmaların niçin yapılacağını gelecek olursak, burada güçlü, kuvvetli bir örgütlenmeyi dağıtmak mı amaç acaba sizce? Şimdi birincisi, az önce böyle hızlı bir şekilde saydık. Şunlar, 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 şunlar var. Aslında biz bunları tabii niye sayıyoruz? Ben açıkçası çok sayma taraftarı değilim ama vatandaş bilgilenmek istiyor. Ya bu barolar ne yapıyor, avukatlar ne yapıyor filan. Biz böyle bir yorumu yapmak da istemiyoruz. Zaten yaptığımız şeyler belli ama bilgilendirmek amaçlı bunu yapıyoruz. Ama bu güçsüz yapılar oluştuğunda da neler olacağını hep beraber zaten dile getiriyoruz. Yani büyük bir kaosun oluşması vesaire, bunu da dile getiriyoruz. Şimdi bu güçsüz yapılar oluştuğunda durumlar başka noktalara gidecek. Bölünmüş, parçalanmış, birliktelikten uzaklaşmış, bu kamu hizmetini yerine getiremeyecek bir sistem oluşacak. Bu tarz bir tartışmanın, bu tarz bir değerlendirmenin ve avukatları bir anlamda hedef göstermenin hiç kimseye, hiçbir şeye, hele hele içinde bulunduğumuz şu durumda ülkeye hiçbir faydası yok. O zaman hepimizin sorduğu, yani bize bazen soruyor, neden? Biz de tabii soruyoruz, yani neden? Şimdi tartışmanın dayanağı doğru değil. Asla kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yani yakın geçmişe bile baktığınızda birileri yargıyı ele geçirirken, birileri oralara sızarken, birileri devletin bütün kurumlarına sızarken konuşan, itiraz eden, doğruları söyleyen, dile getiren, bedel ödeyen, yargılanan hep avukatlar oldu, barolar oldu. Biz de yargılandık. Bakın ben de yargılandım. Biz bunları hep dile getirdik. Anayasa referandumundan özel yetkili mahkemelerin bütün yargılamalarına kadar hepsini dile getirdik. Biz oraya özel yetkili mahkemelere gittik ve siz mahkeme değilsiniz dedik. Şimdi biz bunları dediğimiz süreçte, bütün bunları yaptığımızda, vatandaşın hakkını, hukukunu koruduğumuzda, ülkemiz için, toplumumuz için, halkımız için doğruları dile getirdiğimizde sonunda döndük dolaştık böyle bir tartışmanın içerisine geldik. Şimdi böyle bir tartışmayı asla kabul etmemiz mümkün değil. Buradaki amacı doğru tespit etmemiz gerekiyor. Soruyorsunuz ya neden? Biz de soruyoruz neden? Neden böyle bir tartışmanın içerisine girdik? Ha, ama şuysa bakın, söylenenlerin hiçbir doğruluk payı yok. Eğer amaç şuysa, seçimlerle ele geçiremediğiniz, biat ettiremediğiniz, boyun eğdiremediğiniz baroları, avukatları, yandaşlaştıramadığınız yapıları başka şekilde ele geçirmek istiyorsanız, o zaman bu tarz bir durum farklı şekilde ortaya konulabilir. Peki, şimdi bunu kabul etmek mümkün değil. Bu tartışma oraya gider. Demek ki ele geçiremediğiniz bir yapı olduğunu düşünüyorsunuz ve bunu bu şekilde tartıştırarak, yıpratarak, topluma hedef göstererek başka bir yöntemle farklı bir yola girmeye çalışıyorsunuz. Bunu bir kere ayırt etmemiz lazım. Önce zemin doğru olması gerekiyor, tartışmanın zemin. Yani avukatlar şöyle, barolar böyle, şudur budur. Bu tartışmayı toplum vicdanı kabul etmiyor zaten. Kimse kabul etmiyor. Yani bütün avukatlar bu konuda çok tepkili. Biz ülkemizi seviyoruz, bu ülkenin barolarıyız, avukatlarıyız. Mücadelemizi yaptık, bu konuda herhangi bir eleştiriyi de kabul etmiyoruz. Ha, biz sizi eğemiyoruz, bükemiyoruz derseniz bunu kabul ederiz. Bu tartışmaların bazı eğer yürürlüğe girerse, ki bu şimdilik uzak bir ihtimal gibi yani duruyor ama şurada bazı sonuçlarına da değinmişsiniz yazınızda. Bir onları ele almak istiyorum. Avukatlık ehliyeti olmadığı halde avukatlık, yasa dışı avukatlık yapanların kontrolü de bu şekilde sağlanamamış olacak bir yandan. Evet. Üye kapma yarışı gerçekleşecek demişsiniz yazınızda. Evet. Eğer bu çatı yapı kaybolursa ve küçük yapılar oluşmaya başlarsa, daha demin de saydığınız şekilde şekillenirse bu yapılar, bir üye kapma yarışı başlayacak ve burada bir denetleme sorunu da ortaya çıkacak. Evet. Şimdi tabii biz çok sayıda uğraşıyoruz. Bakın vatandaşımız
arıyor, işte bize yansıyan olaylar oluyor. Avukat olmadığı halde avukatmış gibi davranan yapılar var ve bunlarla da mücadele ediyoruz. Yani suç duyurularında bulunuyoruz, uğraşıyoruz, çeşitli çalışmalar var. Şu pozisyonda bile ciddi anlamda sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Üye olma zorunluluğunun olmadığı bir şeyde bunları denetimi nasıl olacak? Bu nasıl kontrol altına alınabilecek? Şimdi teknolojik gelişimler de olduğu için bunun önünde ciddi sıkıntılar var. Yani oldukça sorun yaşanıyor. Bunlarla ilgili konular söz konusu. Yine dediğiniz gibi farklı farklı barolar olduğunda yani üyesine şirin gözükmek anlamında çeşitli uygulamalar olacak. Bunun dışında yani bu gerçekten çok olumsuz bir sonuç ortaya çıkar. Uluslararası sonuçları da olabilir. Kesinlikle olur. Siz şimdi adil yargılanmadan bahsediyorsunuz. Bu böyle dağınık bir yapıda, savunma güçsüz bir savunmanın olduğu bir yerde adil yargılanmayla ilgili zaten mevcut olan tartışmalar çok daha yükseğe çıkacak, çok daha ayyuka çıkacak. Şimdi yani şu mu olacak? Örneğin X partisinin barosu, Y partisinin barosu. Bunun önüne nasıl geçeceksiniz? İşte çeşitli ayrımlara dayanan barolar, mezhepsel barolardan tutun birçok ayrıma dayanan barolar, tarikat, cemaat baroları gibi her kesime ait bir barolar ve avukatlar olacak. Yani ayrışmış avukatlar olacak. Şimdi mahkemeye gittiğinde X partisinin barosundan gelen bir avukatla Y partisinin barosundan gelen bir avukat ayrımının vurgulandığı, öne çıkarıldığı bir yapıda siz neyden bahsedebilirsiniz? Hukuk birliğinden bahsedebilir misiniz? Bunu bir kere dağıtıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Tekrar söylüyorum, bu tartışmanın elle tutulur tek bir yanı yok. Yani güçsüzleştirme, parçalama, bölme, birliği bölme, ayrıştırma yanında adil yargılanma, savunmanın etkinliği yönünde çok ciddi eleştirilere yol açacak. Ama tartışma bu değil bence. Yani dayanak noktası bu değil. Buradan hareket ettiğinizde zaten bir tuhaf bir sonuç ortaya çıkıyor. Ha, şu isteniyorsa biz işte bu barolar bize boyun eğmiyor. Barolar doğası gereği, avukatlar doğası gereği birilerinin hoşuna gitmeyen şeyler söyler, itiraz eder, yanlışlığı dile getirir. Ki biz bunu işte özel yetkili mahkemeler sürecinde dile getirdik. Yine hoşlarına gitmedi, yine beğenmediler. Ve dediler ki o zaman ben yine yayınlara katılıyordum. Hatta sizin gibi sorular soruluyordu. Diyordu ki arkadaşlarımız işte şu konuda eleştiriliyor. Ben de diyordum ki biz ne diyelim, bizden ne istiyorsunuz? Şunu mu diyelim, çok güzel yapıyorsunuz. İnsanları zindanlara daha çok atın. Sabahın köründe evlerini basın. Bu aydınlar, gazeteciler, herkes biliyorsunuz yargılandı. Bunları yargılayın mı, haksızlık yapın mı diyecektik. Biz doğru olanı, doğru gördüğümüzü söylüyoruz kendi penceremizden. Bunu yanlış anlamamak lazım. Yani buralar, bakın buralar boyun eğecek, biat edecek, eğilip bükülecek yerler değil. Buralar farklı görüşleri ortaya koyar. Karşıtlık değil. Biz bu ülke daha güzel olsun istiyoruz. Bu bunun içindir. Hukuk devleti olsun istiyoruz. Hukukun üstünlüğü olsun istiyoruz. Adalet dağıtılsın istiyoruz. İnsanlar mağdur olmasın istiyoruz. Biz bunları söylüyoruz. Bunun dışında bir şey söylemiyoruz. Ve her siyasi iktidar bu tarz yapılara ihtiyacı vardır. Bir ülkenin demokratik algısını bozmak istiyorsanız tam da böyle bir tartışma yaparsınız. Tam da bunları dile getirirsiniz. Bakın net söylüyorum. Barolarla uğraşan hiçbir yapı, avukatlarla uğraşan hiçbir yapı, bunu olumsuzluğa götüren hiçbir yapı için demokratik yorumları yapamazsınız. Farklı yorumlar yaparsınız. Eğer bir ülkenin bu demokratik algısını bozmak istiyorsanız, ki hukuk devletiyle ilgili birçok şeyle ilgili biliyorsunuz çok ciddi tartışmalar var. Hı hı. Yani o halde idare ediliyoruz şu anda. Bağımsız hukuk yargı. Aykırılıklar söz konusu. Bir tabii, müthiş tartışma. Çok ciddi tartışmalar var. Biz buraları düzeltmemiz gerekiyor. Biz buralarda gelişim sağlamamız gerekiyor.
Hukuk devletini güçlendirmemiz gerekiyor. Hukukun üstünlüğünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bir tartışma yapacaksak bunu yapmamız gerekiyor. Bizden kimse boyun eğmemizi, biat etmemizi beklemesin. Öyle bir şey olmaz. Biz teslim olmayız. Yani teslim almaya çalışılıyorsa biz teslim olmayız. Ya istediklerini herkes yapabilir. Ama avukatlar bunu yapmaz. Avukat, o zaman avukat olmaz. Yani avukatın doğasına aykırı. Avukatın söylediği, avukat birliklerinin söylediği savunma olmazsa olmaz. Yargının kurucu unsurudur. Onu göz önüne alacaksın. Ne kadar savunma güçlü olursa, ne kadar bağımsız olursa, ne kadar etkin olursa bir ülkedeki hak arama mücadelesi o kadar gelişir, o ülke gelişir. Siz bunu yapmanız gerekiyor. Bu güçlendirmeniz gerekiyor. Tartışacaksak şunu tartışacağız. Bakın sadece avukatlığını yaptığı için, avukatlık mesleğini yürüttüğü için avukatlar çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Görevini yapamaz noktaya getiriliyor. Sırf baktığı dosyalar üzerinden gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Tartışacaksak bunu tartışacağız. Buraları çözmemiz gerekiyor. Biz bunu tartışmalıyız. Bizim şikayetlerimiz var. Bizimle ilgili yorum yapıldı ve uzunca süredir işte 20 gündür tartışıyoruz. Biz de yorum yapıyoruz. Asıl bizim şikayetlerimiz var. Bizim sorunlarımız çözülmesi gerekiyor. Bunu çözecek merciler belli. Sürekli avukatları hedef göstermekten vazgeçsinler. Avukatlık mesleğini güçlendirmeleri gerekiyor. Savunmayı güçlendirmeleri gerekiyor ki biz yargımızı güçlendireceğiz. Yargı, daha doğrusu yargının adalet ürününü ortaya çıkarmasını güçlendireceğiz. Adalet kavramı dağıtılmalı. Bizim tabii ki direkt hedefimiz bu değil. Biz müvekkilimizin haklarını sonuna kadar korumak zorundayız. Ve ama bağımsız adil yargılanmadan için bahsedeceksek, insan haklarından bahsedeceksek avukatlar güçlendirilmeli ki bu kavramlar güçlendirilebilsin. Siz bunu yaparsanız olur. Siz bunu yaptığınızda sizin için bir zarar ortaya çıkmaz. Tıpkı biz 2010'da dedik ki bu referandumu yapmayın. Ben bizzat dedim, bakın her yerde çalıştım, gazete ilanları verdik, birçok şey yaptık. Yargı ele geçirilmeseydi ülkenin o bütün kurumları ele geçirilmezdi. Bu kadar yıpranmazdık. Yargıya güven kalmadı. Yargıya güvenin olmadığı bir yerden niye bu tartışmaları yapıyoruz? Şu isteniyor. Benim gördüğüm manzara bu. Yani yani burayı da yanlışlaştırma çabası. Bu olmaz. Ve gerçekten güçlü olmaz. Çünkü buralar, bakın buralar kendi içerisinden oluşan demokratik yapılar. Avukatlar seçiyor burayı. Avukatlar bu ülkenin, bu toplumun öncüsü olması gerekir. Mücadele etmesi gerekir. Toplum için çeşitli çalışmalar yapması gerekir. Bunu yapmaya çalışan bir meslek grubu. Bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Mesela az önce dedim, 100 bin küsür biz atama yapıyoruz. CMK avukatlarımız. Bu konu konuşuluyor mu? Meslektaşlarımız mesleğin onurunu korumak için savunma hakkı daha da olumsuza gitmemesi için angarya, adeta angarya altında bu görevleri yürütüyorlar. Yani masrafları bile doğru düzgün verilmiyor. Bakın, böyle bir meslek grubu, vatandaşın hakkını, hukukunu korumaya çalışan bir meslek grubu. Biz bunu anlatınca sanki başka bir yapının temsilcileriymişiz gibi. Biz sizin temsilciniz. Vatandaşlar her kim izliyorsa bizi, biz onun temsilcisiyiz. Onun için hak arıyoruz, onun için mücadele ediyoruz. Herkesin, ama herkesin savunmaya ihtiyacı var. Bugünkü muktedirlerinde, güçlülerinde, herkes biliyorsunuz zamanında güçsüz olan, bakın geçmişlerine, şu andaki yapılar içerisinde olan, geçmişte yine hepsinin yanında avukatları olmuştur, mücadele etmiştir. Onun hakkını, hukukunu savunmuştur. En zor dönemlerde bu olmuştur. 12 Eylül'de örneğin herkes susarken, herkes saklanırken, herkes güçlünün yanında olurken, herkes güçlüye boyun eğerken, biat ederken avukatlar çıkmıştır, orada mücadele etmiştir. Orhan Apaydın biliyorsunuz tutuklandı, baronun kapısına mühür vuruldu. Avukatlar o mühürü söküp attılar. Orhan Apaydın hayatını kaybetti, bedel ödedi. Cezaevinde. Evet. Şimdi açın bakın, bütün geçmiş tarih içerisinde
Ben görüyorum sosyal medyada paylaşıyorlar. Hitler'in yorumunu paylaşıyorlar, Mussolini'ni paylaşıyorlar, Napolyon'u paylaşıyorlar, birçok kişi paylaşıyorlar. Hepsinin avukatlarla ilgili sözleri vardır. Hepsi avukatlarla uğraşmıştır, biliyor musunuz? Hep olumsuz sözler. Avukatlar olmasa herkes çok rahat edecek. Kim rahat edecek? Yorumları o şekilde, o sözleri o şekilde. Bu kişilerin hepsi rahat edecek. Çünkü avukat haksızlığı dile getiriyor. Avukat itiraz ediyor. Avukat doğru olanı söylüyor. Daha iyi olsun diye. Avukatın söylediğini karşıt olarak almayacaksınız. Var olan söylediğini karşıt olarak almayacaksınız. Yani vatandaş, düzenleme yapacaksınız. Vatandaşın hakkını avukatlar savunurken aslında avukatların da güçlü ve hakkını savunması için güçlü meslek örgütlerine ihtiyacı var. Vatandaşın koruması avukattır. Avukatın koruması da güçlü meslek örgütüdür. Avukat güçlü olursa vatandaş güçlü olur. Vatandaşı güçlü, avukatı güçlü, savunma örgütü güçlü, etkin savunması olan, adil yargılanması olan, hukukun üstünlüğünü sağlayan, hukuk devletini sağlayan bir ülke, o da güçlü olur. Diyerek, özü budur. Diyerek bitirelim istiyorsanız programı. Çok teşekkür ederiz Hasan Bey katıldığınız için. Bugünkü konumuz bağımsız savunmaydı. Vatandaşlar için savunma makamının ne kadar önemli olduğunu ve avukatlar için meslek örgütlerinin, Türkiye Barolar Birliği'nin ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.